Efendim Kızıl Elma'nın bu haftaki programına yeniden hoş geldiniz. Tabii geçen hafta meclis açılışı olduğu için geçen hafta programı yapamadık. Bu hafta yeniden sizlerle beraberiz. Gazi Meclisimizin de açılışı aynı zamanda. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Tabii programa başlamadan önce öncelikle ülkücü şehit Mustafa Pehlivanoğlu'nu, Mustafalar ölür, Allah davası ölmez diyen Mustafa Pehlivanoğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz. Yeniden. Dün vefat yıl dönümüydü. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan piyade uzman çavuş Recep Parlak ve Gaziantep'te yine şehit olan Emirhan Şimşek'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Allah güvenlik güçlerimize yardım etsin. Tabii bugün kıymetli bir konuğumuz ve yine çok değerli bir konuğumuz var. Mehtap Hanım'la beraber konuğumuzu bugün misafir edeceğiz. Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, doçent, doktor Nasrullah Uzman hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocamla beraber bugün tabii Cumhuriyet'in 100. yılı temalı, tabii Türk demokrasisinin gelişimini konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Hoş bir 50 bulduk, dakikamız var. Çok sağ olun. Tabii öncelikle şuradan başlamak istiyorum kıymetli hocam. Türkiye'de Cumhuriyet fikri ve bunun tarihi altyapısını anlatmak istesek. Cumhuriyet fikri nereden çıktı? Şimdi Türklerde demokrasi fikri, istişare kültüründen bahsedecek olursak bu milattan önce işte 204. yılda kurulan işte Büyük Hun İmparatorluğu'na kadar bunu götürmek mümkün. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı forsundaki o 16 yıldızı simgeleyen birbirinin ardılı olan Türk devletlerinde demokrasi kültürünün hakim olduğunu, istişare kültürünün ön planda olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte orada meclise, kurultaya denk olan birçok yapılanmaların olduğunu biliyoruz. Fakat modern anlamda, modern devletten, modern demokrasiden, modern anlamdaki günümüzdeki cumhuriyetten bahsedecek olursak bunu 1789 Fransız İhtilali ile birlikte başlatabiliriz. 1789 Fransız İhtilali'nin olduğu süreçte Osmanlı Devleti'nde de bir Nizam-ı Cedid hareketi söz konusu. Orada da bir Nizam-ı Cedid süreci söz konusu. Yani Osmanlı Devleti de kendi özelinde bir yenileşme hareketleriyle baş başa ilerlemiş durumda. Ve bu anlamda Mühendishane-i Berri Hümayun'da işte görev alan Fransız subaylar ve askerlerin Cumhuriyet noktasında bir çalışması söz konusu. Hatta Fransız İhtilali'nin 4. yıl dönümünde 1793 yılında İstanbul'da Fransız askerler, subaylar ve Osmanlı Devleti hizmetinde bulunan Fransızlar bir risale bastırıyorlar. Bastırdıkları bu risaleyi Osmanlı coğrafyasında imkanları ölçüsünde dağıtıyorlar. Kaldı ki bunların amacı Fransa'da olduğu gibi dünyanın işte birçok yerinde cumhuriyeti tanıtmak ve cumhuriyet rejimiyle devletleri tanıştırmak. Ve yine modern eğitim veren okullarda Fransız hocalar bu anlamda cumhuriyeti anlatıyorlar. Bu anlamda Osmanlı aydın ve bürokrasisi de aslında cumhuriyete yabancı değil. Onlar da esasında cumhuriyet fikrinden haberdarlar. Mesela işte ihtilal fikirlerini içeren işte Voltaire, işte Montesquieu, işte Jean-Jacques Rousseau gibi evet. Birçok yazarın kitapları modern eğitim veren okullarda Osmanlı devletine mensup öğrenciler tarafından okutuluyor, okunuyor. Ve yine aydın ve bürokratların işte evlerinde Fransız mürebbiyeler onların çocuklarına bu fikirleri aşılıyorlar. Çok daha özel bir şey söyleyeyim size. Mustafa Kemal Paşa'yı biliyorsunuz işte Cumhuriyet'in banisi kendisi. 1808'de biliyorsunuz Alemdar Mustafa Paşa ayanlarla oturuyor. Senedi ittifakı imzalıyor. Evet. Senedi ittifak bu anlamda Osmanlı tarihinde padişahın yetkilerinin kısıtlanması anlamında bir dönüm noktası. Hatta İngiltere'deki Magna Carta ile filan da işte benzetilir. 1839'da da biliyorsunuz Tanzimat Fermanı ilan ediliyor ki Sultan Abdülmecit o dönemde yine fermanın işte mimarı da Mustafa Reşit Paşa. Dikkat buyurun lütfen Ahmet Bey. Mustafa Kemal Paşa diyor ki eğer diyor Mustafa Reşit Paşa'nın bilgisi ve görgüsü Alemdar Mustafa Paşa'da olsaydı Osmanlı Devleti'ne Cumhuriyet çok daha erken gelirdi. Cumhuriyet çok daha erken ilan edilirdi diyor.
Bu çok önemli bir tespit ki bizatihi Cumhuriyet ilan eden liderin tespiti bu. Ve daha özelini söyleyeyim size. 1839'da işte Mustafa Reşit Paşa'nın muhalifleri Sultan Abdülmecid'e Mustafa Reşit Paşa'yı padişahım bu adam Osmanlı'ya işte cumhuriyeti getirecek diye şikayet ediyorlar. Osmanlı arşivlerinde bununla ilgili birçok belge var. Yine hepimizin işte yakından tanıdığı Namık Kemal. Hı hı. Namık Kemal'in işte Hürriyet gazetesinde 1868'den itibaren cumhuriyetle, demokrasiyle, meşrutiyetle ilgili yazılar var. Kendisi bir cumhuriyet taraftarı değil ama meşrutiyeti savunuyor ama cumhuriyetin ne olduğunu da orada yazıyor. Bu bizim için önemli. Ve yine 1830'lu yıllardan itibaren yerel seçimler var. 33'te muhtarlık seçimleri var. Daha sonra işte vilayet meclisleri seçimleri var. Mesela 1845'te ilk defa İstanbul'da halkı temsil eden bir meclis toplanıyor. Ne bileyim işte 1857'de Osmanlı coğrafyasındaki Eflak Boğdan'da bir seçim yapılıyor. 1861 yılında Tunus'ta bir anayasa söz konusu. 1866 yılında Osmanlı hakimiyetindeki Mısır'da seçilmiş bir meclis söz konusu. 1876 yılında biliyorsunuz kanun esası ilan ediliyor, meclis toplanıyor, meşrutiyet ilan ediliyor. 1870'li yıllarda Basiretçi Ali Efendi Basiret gazetesinde cumhuriyeti anlatıyor. Ve yine 1870'li yıllarda Ziya Paşa dönemin Hürriyet gazetesinde cumhuriyetle monarşinin farklarını anlatıyor. Ve deyim yerinde ise cumhuriyetin bir fazilet olduğunu Hürriyet gazetesindeki yazılarda görebiliyoruz. Yine Sultan Abdülhamit döneminde Abdurrahman Şeref Efendi Umumi Coğrafya kitabında yönetim şekillerini anlatırken bize cumhuriyeti anlatıyor. Mesela 1894 yılındaki programda ilham kaynağı oldu ismine Ziya Gökalp Kızıl Elma biliyorsunuz. 1894 yılında Diyarbakır İdadesi'nde Ziya Gökalp padişahım çok yaşa yerine işte milletim çok yaşa diye bağırıyor. Bunların tamamını düşündüğümüzde Cumhuriyet'in Türkiye'de günümüzü alacak olursak 200 yıldan daha fazla bir tarih arka plan olduğunu söyleyebiliriz. Bir ön hazırlık. Yani tarihi altyapısı söz konusu. Mesela ön hazırlık derseniz şunu da söylememiz gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı döneminde işte Enver Paşa, İsmail Hakkı Paşa aracılığıyla Mustafa Kemal Paşa'ya işte Osmanlı Devleti'nde Cumhuriyet'in ilan edilip edilmemesi gerektiğinde bir fikir soruyor. Mustafa Kemal Paşa da Cumhuriyet'in elbette ilan edileceğini fakat bunun zamanının şimdi olmadığını, şartların olgunlaşması gerektiğini söylüyor. Ve bu anlamda meşrutiyetin işte 1908'de ikinci kez ilan edilmesi, 1908'de bizim seçimlerimiz var, 12'de seçimlerimiz var, 14'te seçimlerimiz var. Milli Mücadele döneminde hatırlayın lütfen 1919'da Anadolu işgal edilmiş ama biz halen seçim diyoruz, meclis diyoruz, milli irade diyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de işte istişare kültürünü ön plana çıkartacak olursak bunu milattan önce Hun Devleti ile başlatabiliriz. Ama modern devleti kastedecek olursak bunu 1800'lü yılların başından itibaren çok rahatlıkla alabiliriz. Peki Atatürk'ten bahsettiniz biraz az önce. Hemen buraya gelelim dilerseniz. Atatürk'ün cumhuriyet fikri, bu fikre yaklaşımı nasıl oldu peki hocam? Atatürk hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, kurucu lideri, kendisi bir Türk milliyetçisi. İşte Cumhuriyet'in 100. yılını işte kutluyoruz bu yıl itibariyle, 2023 yılı itibariyle. Ve son yüzyıla baktığımız zaman gerek Türk milliyetçiliği tarihinde, gerek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Türk milliyetçiliğini temsil eden 3 büyük lider var. Bunlardan birincisi Mustafa Kemal Atatürk bildiğiniz gibi. İkincisi Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş. Üçüncüsü de hala hazırda Türkmen Bey, bilge liderimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli. Evet. Bu üçünün de milliyetçilik anlayışına baktığımız zaman milliyetçiliği demokrasiyle eş değer gören, milliyetçiliği demokrasiyle harmanlayan bir anlayışın olduğunu görüyoruz. Henüz askeri idadide öğrenci olarak işte bulunduğu sırada Mustafa Kemal Paşa, Türk nüfusun yoğunlukta bulunduğu coğrafyada milli bir devletin kurulması gerektiğini ve bu devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olması gerektiğini, millet iradesinin olması gerektiğini ifade ediyor. Hatta çoğumuz okumuştur. 1907'de işte
kendi sohbetlerinden yola çıkarak hazırladığı bir kitap var Ali Fuat Bey'in. Sınıf arkadaşım Atatürk diyor. O hatırata baktığımız zaman Ali Mustafa Kemal Paşa'nın hakikaten bu fikirlerini daha öğrenciyken ifade ettiğini görüyoruz ve bu sınıf arkadaşım Atatürk'ten tutun da işte diğer hatıratlar da bunu pekiştiriyor. Hatırlayın lütfen Erzurum Kongresi'nin yapıldığı sıralarda Mazhar Müfit Kansu'yu Atatürk yanına çağırıyor. Ki Türk Tarih Kurumu yayınları arasından çıkmıştır. İşte Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber diye iki cilt halinde. Onu da çoğu okumuştur bizim izleyicilerimizin eminim. Orada Mustafa Kemal Paşa Mazhar Müfit Kansu'yu çağırıyor. Diyor ki işte yaz çocuk diyor işte. Bir işte Cumhuriyet ilan edilecek. İki işte Harf İnkılabı olacak. Evet. Üç işte kadınlara seçme seçilme hakkı. Evet. Mazhar Müfit Bey diyor ki paşam diyor saat geç oldu. Ben müsaade isteyeyim diyor. Yani hani Atatürk'ün bu öngörüsünü evet. bir nevi ciddiye almıyor. Hatta Çankaya sofrasında Mustafa Kemal Paşa bu bahsettiği şeyleri her gerçekleştirdiğinde onu davet ediyor. O aldığı notlara bir tik attırıyor yani evet. Ve yine Erol Güngör'ün o meşhur lafı var hatırlarsınız. İşte bizim milliyetçiliğimiz halka dayalı, şey evet. bizim milliyetçiliğimiz kültüre dayalı. Kültür. Dolayısıyla ırkçılığı ve faşizmi reddeder. Bizim milliyetçiliğimiz yine aynı şekilde halka dayalı. Dolayısıyla o totaliter rejimleri reddeder diyor. Bu anlamda milliyetçiliği ve demokrasiyi eş değer gören bir liderden bahsediyoruz. Ve nitekim 19 Mayıs 1919'dan işte 10 Kasım 1938'e kadar vefatına kadar Mustafa Kemal Paşa'nın her konuşmasında, her söyleminde, her eyleminde mutlaka ama mutlaka demokrasiyi görmüşüzdür. Mesela şu an işte ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz işte Google'dan kısa bir tarama yapsınlar. Amasya Genelgesi'ne baksınlar, Erzurum Kongresi'ne baksınlar, Sivas Kongresi'ne baksınlar, Misak-ı Milli Metni'ne baksınlar, Heyeti Temsiliye Başkanı sıfatıyla imzaladığı metinlere baksınlar, Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmalarına baksınlar, yani söyle ve demeçlerine baksınlar. Yine net bir şekilde Mustafa Kemal Paşa'nın millet iradesine, milli iradeye vurgu yaptığını rahatlıkla görebilirler. Bu anlamda dikkat buyurun lütfen 1919'dan bahsediyoruz. Yani yıl 1919 Mustafa Kemal Paşa Sivas'ta kıymetli Sivaslılarla birlikte bir gazete çıkartıyor. Bu gazetenin adı İrade-i Milliye. Ardından işte 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geliyor biliyorsunuz. Bir gazete de Ankara'da çıkartıyor. Ankara'da çıkarttığı gazetenin adı Hakimiyet-i Milliye. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa meşruiyete, milli iradeye son derece önem veriyor. Ve yeri gelmişken burada da yine ifade edelim. Mustafa Kemal Paşa'nın işte o Çankaya'da işte kurduğu işte yemek sofraları, sohbet sofraları aslında bir istişare meclisi işlevi de görüyor. Bu anlamda da hani vefat ettiği güne kadar milli iradeyi ön planda tutan, işte sağduyulu davranan, işte toplumun tercihlerini ön plana çıkartan ve etrafındakilerin görüşlerine önem veren, dikkat eden bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla Atatürk'ün Cumhuriyet fikrine yaklaşımı bütün toplumun katıksız bir şekilde örnek alması gereken bir yaklaşım diyebiliriz. Tabii çok kısa bir şey daha söylemek ve aynı zamanda sormak istiyorum hocam. Tabii Cumhuriyet deyince insanların aklına böyle işte seçme ve seçilme hakkı, efendime söyleyeyim ve buna benzer şeyler geliyor. Aslında Cumhuriyet halkın kendi iradesiyle cumhuru seçmesi anlamına geliyor ana başlık olarak. Bunu da eklemek istiyorum. Özellikle bir şey daha söylemek istiyorum hocam. 1908 İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra da bu süreç bence hızlandı. Çünkü dünyada milliyetçilik akımının çok ciddi anlamda arttığı dönemde biz biraz geride kalmıştık. Osmanlıcılık ve Türkçülük akımıyla devam etti. Mehtap Hanım, siz de devam edelim dilerseniz. Sağ olun. Tabii kıymetli izleyicilerimiz Doçent Doktor Nasrullah Hocam'la çok güzel Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Türk demokrasi tarihimizi güzel güzel heyecanla nefesi böyle soluk soluğa çok güzel takip ediyoruz ve izleyicilerimize eminim
günümüzü de yaşatıyoruz hocam. Aslında biz sadece tarih kitaplarında kalmayarak sizlerin böyle katkısıyla ve ara ara çok güzel örnekler verdiniz bence. Bu da çok kıymetli izleyicilerimize de değer kattığını düşünmekteyim. Ve Atatürk dönemindeki Cumhuriyet'i işledik, algısını işledik. Ben yine buradan hocamın sorusuna ilave, Atatürk döneminde demokratikleşme, hangi demokratikleşme sürecinde hangi adımlar atıldı? Veya bu süreç daha nasıl ilerledi? Sizlerden bunları da dinlemek isteriz. Tabii Cumhuriyet dediğimiz zaman işte sizin ifade ettiğiniz gibi Ahmet Bey, öncelikle siyasi partilerin olduğu, halkın yönetime katıldığı bir rejimden bahsediyoruz, yönetim şeklinden bahsediyoruz. Ve her cumhuriyetin de demokrasi olmadığını biliyoruz. Mesela Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, orada bir demokrasiden bahsetmemiz mümkün değil. Ya da İran'da da bir cumhuriyet var, Suriye Arap Cumhuriyeti var. Hani bunun örneklerini çoğaltmak evet. mümkün ama bence gereksiz. Dolayısıyla her bir cumhuriyet işte iki nokta üst üste demokrasi demek değil, demokrasi anlamına gelmiyor. Biz bu anlamda Türkiye özelinde bu coğrafyada cumhuriyetin iki nokta üst üste demokrasi kavramıyla özdeşleştiğini de görüyoruz biz. 1908 yılı itibariyle Türkiye'de birçok siyasi partinin kurulduğunu görüyoruz. Mesela Tarık Zafer Tunayan'ın işte o Türkiye'de Siyasal Partiler isimli eserinde görüleceği üzere 1908 yılında Osmanlı Devleti'nde o kadar çok siyasi parti kuruluyor ki günümüzde siyasi yelpazenin her fraksiyonunu işte temsil eden siyasi partilerin aslında biz meşrutiyet döneminde kurulduğunu görüyoruz. Ve Cumhuriyet döneminde işte uygulanan o işte reform hareketlerinin, işte inkılapların, işte çıkartılan kanunların aslında tarihi altyapısının meşrutiyetle birlikte başladığını da görüyoruz. Ki birçoğu meşrutiyetten daha eskidir. İşte o yüzden Tarık Zafer Tuna'ya şey diyor ya işte, meşrutiyet Cumhuriyet'in laboratuvarıdır diyor. Evet, bu oradan geliyor. Şimdi bizim Atatürk döneminde işte demokratikleşme anlamında atılan adımlara baktığımız zaman öncelikle Atatürk'ün siyasi partilerin var olmasına dair görüşlerine odaklanmamız gerekiyor. Ki kendisi biliyorsunuz milli mücadeleye başarıya ulaştıktan hemen sonra halk fırkasını kuruyor. Evet. Daha sonra işte Kazım Karabekir Paşalar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkayı kuruyorlar. Evet. Hatta ilginçtir Kazım Karabekir Paşaların bir siyasi parti kuracakları partinin adında Cumhuriyet kelimesinin geçeceği duyulunca Halk Fırkası adında bir tadilat yapıyor ve Cumhuriyet ismini sonradan ekliyor. Bu anlamda 1924 yılında Türkiye'de iki siyasi partiden bahsediyoruz. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Fırkası, diğeri de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Fakat Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın ömrü bildiğiniz gibi çok uzun soluklu olmuyor. Şeyh Said İsyan'ın da etkisiyle birlikte işte kurulan istiklal mahkemelerinde alınan kararlar doğrultusunda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın işte kapatıldığını, işte Takrir-i Sükun Kanunu'nun işte olağanüstü koşullarda uygulandığını, dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamdaki çok partili sistem deneyiminin 5,5 ayla sınırlandırıldığını görüyoruz biz. Bundan hemen işte yaklaşık 5 yıl kadar sonra Fethi Bey, Mustafa Kemal Paşa'nın aynı zamanda sınıf arkadaşıdır, işte iyi bir hariciyecidir, önceki dönem başbakanlarımızdandır, milletvekillerindendir, Atatürk'ün de yakın çalıştığı ve güvendiği isimlerden bir tanesidir. Atatürk'ün talimatıyla Serbest Cumhuriyet Fırkayı kurduğunu görüyoruz. Serbest Cumhuriyet Fırka çok ciddi anlamda kamuoyunun teveccühünü kazanıyor, halkın teveccühünü kazanıyor. Fethi Bey'in bir İzmir seyahati söz konusu, orada bir mitingi söz konusu ki çok konuşulmaz ama Fethi Bey'in liderliğindeki Serbest Cumhuriyet Fırka 1930 yılında yapılan yerel seçimlere de katılmıştır. Öyle ki mecliste Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından birçoğu Atatürk'ün talimatıyla birlikte Serbest Cumhuriyet Fırka'ya bildiğiniz gibi üye olmuştur. Dahası Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım da Atatürk'ün talimatıyla Serbest Cumhuriyet Fırka'ya üye olmuştur. Yani Atatürk'ün bu anlamda bir somut desteği de söz konusu. Ama onu bile o kadar nezaketle yapıyor ki sanki talep ondan gelmiş gibi, Fethi Bey'den gelmiş gibi de bir kurgu ortaya çıkıyor. İşte gazetelerde yazışmalar vesaire filan.
ve netice itibariyle demokratikleşme adımı. Yani bu çok ciddi bir müthiş adım bir aslında. Şey, hakikaten. Ama hatta bir ara seçimle Fethi Bey sonradan işte milletvekili oluyor filan. Ama 1930 seçimlerinde de belediye anlamında başarı gösteriyor, evet. Yani başarısız diyemeyiz. Kuralı henüz birkaç ay olmuş. O da işte 90 küsür gün sonra kendi kendini feshetme gereği hissediyor. Fakat burada da kalmıyor yani. Bir de buraya bir dipnot düşmek istiyorum. Biz hani 1930 ikinci çok parti hayata geçiş deneyimi falan dediğimiz zaman sadece Serbest Cumhuriyet Fırka'dan bahsediyoruz ama eş zamanlı 3 siyasi parti daha kuruluyor. Bir tanesi Edirne'de, bir tanesi İstanbul'da, bir tanesi Adana'da olmak üzere. Adana'da kurulan Ahali Cumhuriyet Fırkası'dır. Hatta ilginçtir, Orhan Kemal'in, işte yazarlarımızdan Orhan Kemal'in babası Abdülkadir Kemali Öğütçü Bey'in kurduğu bir siyasi partidir. Diğeri Edirne'de Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi'dir. Bir diğeri de İstanbul'da Laik Cumhuriyet İşçi ve Çiftçi Fırkası'dır. Ama bunların hem kurucuları kamuoyunun yakından tanıdığı isimler olmadığı için, hem teşkilatlarını tam anlamıyla tamamlayamadıkları için, hem de siyasi olarak bir varlık gösteremedikleri için kamuoyunda çok bilinmez. Onu da dipnot olarak verelim. Bir de 1931 yılında şöyle bir uygulamaya gidiliyor. Müstakil mebusluk sistemi getiriliyor. Yani tek parti dönemi olduğu için, işte milletvekilleri Cumhuriyet Halk Fırkası çatısı altında siyaset yapmak durumunda oldukları için ikinci bir parti, alternatif bir parti o dönemde söz konusu değil. Bununla birlikte müstakil mebusluk uygulamasıyla yine demokratikleşme yolunda ciddi bir adım atılmış oluyor. Yani Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan bağımsız müstakil adayların da Büyük Millet Meclisi'ne ya girmesi sağlanıyor. Bir nebze. Yine 1935'i hatırlayın lütfen. Siz de o konulara çok ilgilisiniz. İlk defa Türk kadını milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi'nde işte yer alıyor, temsil ediliyor. 18 tane kadın milletvekili seçiliyor. İşte sonradan ara seçimle biri daha geliyor, 19 oluyor. İlginç olan şu, 1935'ten 2000'li yıllara kadar o meclis aritmetiğini hakikaten ortaya koyduğumuzda toplam milletvekili sayısı içerisindeki kadın mebusların sayısı 2000'li yıllarda ancak o oran aşılabiliyor. Evet. Bu da demokrasimiz adına bizim hakikaten düşünmemiz gereken çok ciddi bir şey yani. Düşün, Atatürk'ün 1935'te yaptığını biz 2000'li yıllarda ancak hani aşabilmişiz. Ve yine biliyorsunuz milli mücadelenin olağanüstü şartları dolayısıyla gayrimüslimlerin Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev almaları söz konusu değildi. İşte medeni kanunla işte çok ciddi düzenlemeler yapılmıştı hem kadın haklarında hem işte o azınlık haklarında. 1935 yılında kadınlarla birlikte 4 tane de gayrimüslim milletvekili meclise giriyor. Bu da hani demokratikleşme adına atılan önemli bir adım diyebiliriz. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Bu arada çok detaylı ve çok güzel açıklamaydı sizlerden bizlere ulaşan. Cumhuriyet döneminde hazır o seçme seçilme hakkına da gelmişken seçimler nasıl oluyordu hocam? Ve bununla beraber de insanlar, vatandaşlarımız nasıl oy kullanıyorlardı? Evet, bir kere günümüzdeki gibi bir seçim o dönemde yoktu. Onu rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değildi. Yani dünyanın birçok yerinde işte seçimlere esas aldığımızda Türkiye'nin birçok ülkeye örnek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela bu kadın hakları bunun en somut göstergelerinden bir tanesi biliyorsunuz. Ki batılı anlamda kendini demokrasiyle eşdeğer gören birçok ülke Türkiye'den yıllar sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi biliyorsunuz. 1876'da işte biz kanunu esası ilan ediyoruz. Kanunu esası ilan ettikten sonra ilk defa meclisi mebusan ve meclisi ayan olmak üzere çift meclisli bir meclis topluyoruz. Sultan II. Abdülhamit döneminde. Fakat bu meclis çok uzun soluklu olmuyor bildiğiniz gibi. İşte 93 Harbi, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi sebebiyle meclisi Sultan II. Abdülhamit anayasanın kendisine verdiği hakka dayanarak tatil ediyor. Bu tatil işte yaklaşık 1908'e kadar
40 yıl boyunca filan devam ediyor. Bununla birlikte 1877'de uygulanan seçim sistemi 1946 seçimlerine kadar yürürlükte. En son 1943 seçimlerini biz buna göre yapıyoruz. Nasıl insanlar oy kullanıyor? İnsanların eğitim durumunu düşündüğümüzde, işte toplumun yapısını düşündüğümüzde çift dereceli seçim sisteminin hakim olduğunu, çift dereceli seçim sisteminin uygulandığını görüyoruz. Çift dereceli seçim sistemi ne demek? Evet. Evet, o da şu demek. Seçmeni biz ikiye ayırıyoruz. Birinci seçmen ve ikinci seçmen diyoruz. İşte dönemin arşiv belgelerinde ve gazetelerinde müntehibi sani, müntehibi evvel olarak geçer bunlar. Birinci seçmenler ikinci seçmenleri seçiyorlar. Evet. İkinci seçmenler de birinci seçmenler adına milletvekillerini seçiyorlar. Ve işte mesela 1919'da son Osmanlı Mebusan Meclisi için yapılan seçimler söz konusu, bildiğiniz gibi. İstanbul işte resmen 16 Mart 1920'de işgal ediliyor. Ondan 3 gün sonra Mustafa Kemal Paşa bir genelge yayınlıyor. O genelgeye binaen 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclisimiz açılıyor. Ve meclisimiz açılırken Mustafa Kemal Paşa'nın iki kriteri var orada. Birincisi, hali hazırda işte İstanbul'da milletvekili olarak görev yapan, milletvekili olarak seçilen, seçme hakkını elde eden mebuslar istemeleri halinde Ankara'ya gelebilirler, bu meclise katılabilirler. İkinci olarak da yeniden bir seçim yapılacak. Yeni yapılacak olan seçimle, müdafaa hukuk cemiyetleri yapacak bu seçimi. O seçimle işte seçilenler meclise gelinecek deniliyor. Ve ondan sonra işte savaş dönemi bittikten sonra meclis, birinci meclis kendisini işte kapatıyor. Sonra 1923 yılında yapılan seçimlerle birlikte ikinci meclis açılıyor. O andan itibaren birinci seçmenler ikinci seçmenleri, ikinci seçmenler de birinci seçmenler adına milletvekillerini seçiyorlar. Ve 1923, 1927, 1931, 1935, 1939, 1943 ve 1900 evet son 43 seçimleri buna göre yapılıyor. Çift dereceli seçim sistemi uygulanıyor. Tabii milletvekili olmanın bazı kriterleri var. Seçmen olabilmenin bazı kriterleri var. Mesela 1935 seçimlerine kadar ne yazık ki kadınlar milletvekilliği genel seçimlerinde oy kullanamıyorlar. Yapılan bir hukuki düzenleme ile ilk defa 1930 yılında yapılan yerel seçimlerde bildiğiniz gibi kadınlar ve gayrimüslimler belediyelere aday oluyorlar, seçiliyorlar işte ama da, milletvekili bazında 35. Galiba o dönemlerde tarihte ilklerden bir tanesi. Evet. Yani ilk üçe girmişiz o dönemlerde. Bu ve birçok Avrupa ülkesi bizden çok sonra işte bu kazanımı sağlayabiliyor. Bu anlamda da yine bahsedelim biz. İngiltere'de dahil olmak üzere birçok ülkede Ahmet Bey çift dereceli seçim sistemi uygulanıyor. Yani hani herkes tek dereceli de biz çift dereceli değiliz yani. Evet. Şunu da vurgulayalım. Seçimler nasıl oluyor noktasında? Sandık alayları söz konusu. İşte bizim günümüzde yaptığımız işte pazar günü sabah işte 9'dan 5'e kadar hadi oy kullanalım sandıklar açsın. Öyle bir şey söz konusu değil. Milletvekillerinin belirlenmesinde işte Mustafa Kemal Paşa başat faktör diyebiliriz. Evet. İç ve dış konularda olduğu gibi milletvekillerinin belirlenmesinde de öncü bir rol üstleniyor kendisi. Ve bu anlamda seçimin bazı bölgelerde günlerce, bazı bölgelerde işte bir haftayı aşkın bir şekilde sürdüğünü, sandık alaylarının mahallelere dolaştığını, seçimlere katılımın son derece yüksek olduğunu görüyoruz. Bu ne zaman son buluyor? Bu 1946 seçimlerinde Türkiye'nin çok partili hayata geçmesiyle birlikte son buluyor. 1946 seçimleri itibariyle, 46 seçimleri de dahil olmak üzere, Türk milleti artık tırnak içinde arada aracı olmaksızın kendisini temsil etmek üzere kendi milletvekillerini seçebiliyor. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Buyurun Ahmet Hocam. Tabii. Türkiye'nin çok partili hayatı artık geçişine gelmiş bulunuyoruz kıymetli hocam. Bu geçiş nasıl oldu tam olarak? Türkiye'nin çok partili hayata geçişi esasında çok ciddi bir hadise, çok önemli bir olay. Ve bu anlamda da hani dünyadaki örnekleriyle bizim bu süreci mukayese etmemizde fayda var.
Aslında Türkiye'nin bu demokrasi birikiminin çok partili hayata geçiş sürecinde Türkiye'nin elini nasıl rahatlattığını, insanların nasıl sağduyulu hareket ettiğini falan bize göstermesi bakımından çok çarpıcı bir örnek. Çünkü biz 1908-1918 döneminde birden fazla siyasi partinin faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Birden fazla siyasi partinin orada işte seçimler anlamında varlık gösterdiğini biliyoruz. Her ne kadar seçim İttihat Terakki Cemiyeti ile işte Hürriyet İtilaf Fırkası arasında geçiyormuş gibi olsa da hakikaten siyasi yelpazenin farklı fraksiyonlarında birçok siyasi parti söz konusu. Bunlar faaliyetlerine devam ediyorlar. Aynı durum Cumhuriyet dönemi için de geçerli. İşte Terakkiperver Cumhuriyet Fırka girişimi başarısız oluyor. Serbest Cumhuriyet Fırka girişimi başarısız oluyor. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nın olağanüstü koşullarında savaşı demokrasiyle yöneten devletlerin kazandığının da kesinleşmesiyle birlikte Türkiye Batı bloğundaki yerini perçinlemek istiyor. Bu anlamda hatta biz İkinci Dünya Savaşı'na girmedik ama kağıt üzerinde de olsa işte Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olarak katılabilmek adına Almanya ve Japonya'ya savaş ilan ettik biliyorsunuz. Ve bunun üzerine Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden bir tanesidir Türkiye. Evet. İnönü'nün işte meşhur 19 Mayıs konuşması var. O konuşmasında işte demokrasiye geçilmesi noktasında bir takım işaretler var. Bunun üzerine işte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden dönemin işte Celal Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü ki bu dört isim çok önemli isim. Hakikaten kamuoyunun tanıdığı, takdir ettiği ve ciddiyetle takip ettiği isimler. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine dörtlü takdiri sunuyorlar. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi dörtlü takdirin geri çekilmesini istiyor. Bunlar bu dörtlü takriri, bu dört isim, bu dört lider geri çekmiyorlar. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu önergenin, görüşülme yerinin parti meclisi değil de Büyük Millet Meclisi olduğu gerekçesiyle reddedilmesine karar veriyor. Fakat bu dört isim aynı takriri şeye götürmüyor, meclise götürmüyor. Niye? Çünkü partinin tavrı belli. Yani gitse de bir sonuç alamayacaklar. Dolayısıyla bunlar basın üzerinden muhalefete başlıyorlar ve demokrasiyi savunuyorlar bildiğiniz gibi. Hatta Adnan Menderes ve Fuat Köprülü gazetelerde yazdığı yazılar dolayısıyla parti yönetimi tarafından soruşturmaya tabi tutuluyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç ediliyorlar. Nitekim Refik Koraltan da benzer bir akıbete uğruyor. Celal Bayar ama önce siyasetten sonra CHP'den istifa ediyor. O da dolayısıyla bu dört kişi çok partiyle geçiş sürecinde kamuoyunun teveccühünü kazanmış oluyorlar. Çünkü tek parti idaresine karşı bir demokrasi söylemi geliştiriyorlar. Ve mesela Celal Bayar dediğiniz adam Milli Mücadele'nin galip hocası. Atatürk'ün son başbakanı, İnönü'nün ilk başbakanı, tırnak içinde son iddiatçı. Fuat Köprülü dediğiniz insan Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından bir tanesi. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası bir şöhrete sahip. Adnan Menderes keza Serbest Cumhuriyet Fırkanı'nın il başkanlığını yapmış. Mustafa Kemal Paşa'nın teşviki ve talimatıyla milletvekili olmuş. Uzun süredir mecliste bulunuyor. Refik Koraltan dediğiniz insan aynı zamanda bürokrat, valilik yapmış, milletvekilliği yapmış. Kamuoyunun tanıdığı isimler. Dolayısıyla bu isimlerin etrafında kamuoyu bir hareketlilik gösteriyor. Evet. Ve ilginç bir şey, bizde işte çok partili hayatın ilk siyasi partisi olarak görülen işte Demokrat Parti'dir ama Milli Kalkınma Partisi'nin de 1945 yılında kurulduğunu görüyoruz biz. Nuri Demirağ'ın Milli Kalkınma Partisi. Fakat Milli Kalkınma Partisi işte kitleleri harekete geçiremediği için çok böyle gündemde değildir. 1946 yılı Ocak ayında galiba 6 Ocak'ta Demokrat Parti resmen kuruluyor ve ilk sınavını da 21 Temmuz 1947 yılında vermiş oluyor. Ve bu anlamda biz baktığımız zaman 1946 seçimlerinden de kısaca bahsedelim isterseniz. Evet. 1946 seçimleri Türkiye'nin aslında birçok ilki barındırdığı seçimlerdir. Ve baktığımız zaman işte 1923 yılından itibaren her 4 yılda bir milletvekili seçimi yapılmıştır. Evet. Ama 1947 yılında yapılması gereken seçimler ilk kez erken alınmış
Dolayısıyla 1946 yılında ilk defa Türk milleti bir erken seçimle karşı karşıya kalmıştır. Evet. Erken seçim niye yapıldı? O da çok basit. İşte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının iktidar süresini 4 yıl daha uzatmak amacıyla muhalefeti hazırlıksız yakalanma gayesiyle mecliste çoğunluğu elinde bulundurduğundan almış olduğu bir karar doğrultusunda yapılıyor. Evet. Ki düşünün 1946 yılında yapılan seçimlerde kurulalı henüz 5-6 ay olmuş Demokrat Parti teşkilatlanmasını tam olarak tamamlayamamış, halka tam olarak kendisini anlatamamış. Dolayısıyla 5-6 aylık bir siyasi parti ilk defa seçimlere giriyor. Gitmiş, evet. Ve yine 1946 seçimlerinde biz ilk erken seçimi görüyoruz. 1946 seçimlerinde biz ilk defa tek dereceli seçim sisteminin uygulandığını görüyoruz. Ve dikkat buyurun lütfen, Cumhuriyet tarihinde ilk defa milletvekilliği genel seçimlerine birden fazla siyasi parti katılıyor. Hı hı. 1946 yılında kurulan parti sayısı yanlış hatırlamıyorsam 14 civarında. Hı hı. Bu 14 siyasi partiden 6 tanesi 1946 yılında seçimlere katılıyor. Bu da çok ciddi bir rakam aslında. Evet, evet. Ama seçimler Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Fırkası arasında geçiyor. Ve Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı Demokrat Parti 61 milletvekili çıkartıyor. 7 tane de bağımsızlardan var. Tabii. Dolayısıyla bu seçimin kaybedeni Demokrat Parti değil aslında. Evet. Düşünün yani 7 ay bile olmamış 6 aylık bir siyasi parti 61 milletvekili çıkartıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Ve 1946 yılı itibariyle Türkiye'de iktidar el değiştirmiyor ama iktidarın el değiştirmesi için gerekli zemin oluşturulmuş oluyor. Evet. Ve bundan 4 yıl sonra, bir de şunu vurgulayalım 46 seçimleriyle ilgili. Açık oy gizli sayım, evet, işte ne diyelim, olayı 46 seçimlerine damgasını vuruyor. Bu aslında Türk demokrasi tarihi açısından işte kara bir leke olarak değerlendirilebilir. Hı hı. Çünkü işte 23 yıldır iktidarda olan bir siyasi partinin kontrolünde olan bir seçimde vatandaş gidecek, özgür iradesiyle açıktan oy kullanacak. Ama vatandaşın işte açıktan kullandığı oy işte gizli, evet, sayımla işte belirlenecek. Ki Aslanköy olaylarını falan hatırlarsınız yani, orada işte köylünün sandığı vermediği, jandarmayla yaşanan olaylar, davalar falan. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimlerde de işte Demokrat Parti çok ciddi bir oy alıyor ve iktidar el değişiyor. 14 Mayıs 1950 itibariyle işte Celal Bayar dönemi, Adnan Menderes dönemi, Demokrat Parti dönemi, çok partili dönem başlamış oluyor. Burada şunu da vurgulamak lazım. Uzun yıllar boyunca tek partiyle yönetilen bir ülkede iktidar değişikliğinin kansız, olaysız, işte bu kadar kolay gerçekleşmesi söz konusu değil. Tarihte bunun ikinci bir örneği yok. Bu anlamda Cumhuriyeti kuran kadronun iradenin kafasındaki fikir çok partili hayat ve demokrasi. Evet. Bu ancak 1950'de işte vuku bulmuş. 1950 yılında da herhangi bir olaya, toplumsal hadiseye, iç çatışmaya vesaire filan meydan vermeden işte Türk demokrasisi, Türk milletinin sağduyusu, Türk devlet geleneği, Türk devlet felsefesi bu geçişi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmiş diyebiliriz. Teşekkürler hocam. Tabii yine hocam, siyasi partilerimizin kültüründen bahsedecek olursak, Ahmet hocam bu konuda neler bizlere, hocamıza demek ister? Tabii bunların belli çeşitleri var hocam. Tabii hocam devam etse çok daha güzel olur. Hı-hı. Siyasi parti kültürü dediğimiz zaman çeşitli, hı-hı, siyasi partiler var ve kökleşmiş bazı, evet, partiler var. Bunlardan bahsedelim hocam. Tabii. İşte 1908 Türkiye'de aslında hem basın anlamında gazete çeşitliliği açısından hem de siyasi parti anlamında, siyasi parti çeşitliliği açısından bir dönüm noktası. Meşrutiyette hakikaten Türk milleti, Türk devleti de bu çeşitliliği, bu zenginliği bir tecrübe olarak alıyor ve Cumhuriyet'te de bu deneyimi hakikaten uygulamış oluyor. De halihazırda işte Halk Fırkası'nı biliyorsunuz, işte Türkiye'nin, evet, en köklü işte siyasi partilerinden bir tanesi. Her ne kadar parti mensuplarının kendi ifadeleriyle
bugün işte kurucu lideri temsil etmese de, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından, temel felsefesinden uzaklaşmış olsa da kağıt üzerinde öyle diyebiliriz buna. 1946 yılında çok partilerde geçmemizle birlikte işte Ergenekon Partisi, İslam Arıtma Partisi işte gibi onlarca siyasi partinin kurulduğunu görüyoruz biz. Fakat Büyük Millet Meclisi'nde temsil hakkı elde eden partiler üzerinden ilerlemek durumundayız. Çünkü kağıt üzerinde kurulan o kadar çok siyasi parti var ki, bunlardan bir tanesi de mesela Osman Taşkınbaş diye bir adam var. Biz bununla ilgili bir makale de kaleme almıştık. Araştırma görevlisi Fatih Özen'le birlikte. Evet. Osman Taşkınbaş diye bir adam var. Demokrat Parti'de siyasete başlıyor. Siyasi kariyerini çok uzun sürdürmüyor. Demokrat Parti'den ayrılıyor. Sonra kendisi bir siyasi parti kuruyor. Partinin 3 tane üyesi var. Kendisi genel başkan, 2 tane de arkadaşı. Yani bunun gibi siyasi partiler de çok ama işte biz bu anlamda Millet Partisi'ni, İşte Hürriyet Partisi'ni, evet, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ni, Demokrat Parti'ye esas alabiliriz. 27 Mayıs'tan sonra 1961 yılında yeniden siyasi hayata geçildikten sonra Demokrat Parti hariç diğer siyasi partilerin yeniden kurulduğunu görüyoruz. Yeniden siyasi faaliyetlere başladığını görüyoruz. Burada özellikle vurgulamamız gereken bir siyasi parti de Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'dir. Ki Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Alparslan Türkeş Bey'in genel başkanlığında 1969 Şubat ayında, işte 9 Şubat'ta Adana'da yaptığı kongrede hem amblemini değiştiriyor hem ismini değiştiriyor. İşte Milliyetçi Hareket Partisi, evet, Gençlik Teşkilatı Bozkurt simgesini alıyor. Parti işte Üç Hilal'i benimsiyor. İsim Milliyetçi Hareket Partisi oluyor. Ve 1969 yılından beri 12 Eylül'lere rağmen, işte darbelere rağmen, müdahalelere rağmen siyasi hayatını sürdürüyor. Bu anlamda hani kökleşmiş bir siyasi geçmişi, evet, olan işte Yegane Parti'de rahatlıkla diyebiliriz. Çizgisini kaybetmeyen, kendi işte temel ilkelerini ortaya koyan, bu ilkeler çerçevesinde politika üreten, halkın, kamuoyunun, Türk milliyetçilerinin de teveccühünü kazanan Yegane Parti'de diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Tabii hocam, az önce siz konumuzda da biraz atıf yaptınız darbeler konusuna. Belki de ülkemizin en zor yaşadığı olaylarından birisi. Tabii darbeler dediğimizde Türk demokrasisini sekteye uğratan bu durumla ilgili izleyicilerimize neler ifade edebilirsiniz? Tabii öncelikle darbe dediğimiz zaman hani işte ama, fakat, lakin gibi bağlaçlar kullanmadan darbenin, evet, kötü bir şey olduğunu, demokrasilerde yerinin olmadığını, herhangi bir şekilde darbeyi ön plana çıkartıp övüp ya da ne bileyim işte senin darben iyi, benim darben, evet, kötü gibi bir diyaloğa girmenin kesinlikle, hı hı, sağlıklı olmadığını belirtmek durumundayız. Türkiye bu anlamda Cumhuriyet döneminde ilk kez 27 Mayıs 1960'ta bir darbeyle karşı karşıya kalıyor. İşte 1961 yılında hemen işte anayasa yeniden ilan ediliyor. Yeniden sivil siyasete geçiliyor. Fakat bu 60 darbesi ne yazık ki bir kırılma noktası oluyor Türk demokrasi tarihinde. 1962 yılında biliyorsunuz Talat Aydemir'in işte Şubat ayında bir darbe girişimi söz konusu. Affediliyor. 1963 yılı Mayıs ayında yeniden bir darbe teşebbüsü, girişimi söz konusu oluyor. Adamın tek bir motivasyonu var. 27 Mayıs'a ben niye dahil olmadım yani? Evet. Hani böyle bir şey olabilir mi? Bir mantık olabilir mi? Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri meşru hükümetin emrinde, ast üst ilişkisi içerisinde meşru hükümetin vermiş olduğu talimatlara uymakla mükellef. Dolayısıyla Türkiye'de de hükümetin, milli iradenin üzerinde bir güç değil yani. Fakat o dönemde ne yazık ki kendisini öyle bir pozisyona yerleştirmiş. Bunu hani sağlıklı bir şekilde açıklayabilmek mümkün değil. Yine 12 Mart 1971'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o dönemdeki yöneticileri tarafından meşru hükümete verilen bir muhtıra söz konusu. O dönemde işte biliyorsunuz Demirel hükümeti, Adalet Partisi iktidarda. Bunun üzerine hatırlayın lütfen, hükümet görevi bırakmak durumunda kalıyor. Ve Türkiye o kadar böyle bir siyasi istikrarsızlıkla karşı karşıya kalıyor ki 12 Mart 1971'den 12 Eylül 1980'e kadar geçen 9 yıllık süreçte toplam 11 tane hükümet değişiyor.
Yani düşünün 9 yılda 11 hükümet. Bir siyasi istikrarsızlık var yani. Kesinlikle. Yani ve bu istikrarsızlık işte toplumsal çatışmanın, kamplaşmanın, huzursuzluğun, işte ekonominin, eğitimin, sağlığın, dış politikanın, yani neresinden bakarsanız bakın o devlet yönetiminin ne diyelim zafiyete uğramasına sebep oluyor. Dolayısıyla buna da hani açıklık getirmek gerekiyor. Doğru. Ve 12 Eylül 1980 darbesi aslında Türkiye'de demokrasinin üzerinden silindir gibi geçiyor. Evet. Çünkü Kenan Evren cuntası, tırnak içinde kullanıyorum bu ifadeyi, şartların olgunlaşmasını bekliyor. Kardeşim, sıkı yönetim ilan edilen iller var, sen genelkurmay başkanısın, ortada bir anarşi ve terör varsa sen silahlı kuvvetler olarak anarşi ve terörü önleyecek tedbirler almakla mükellefsin. Çünkü niye? Sıkı yönetimi ilan edilmiş. Orada yetki, emir, komuta sana verilmiş. Ama sen ne yapıyorsun? Sen tırnak içinde şartların olgunlaşmasını bekliyorsun. Şartların olgunlaşması ne demek? İşte toplumun kamplaştığı, ölüm haberlerinin sıradanlaştığı, gazetelerde her gün işte birisinin işte hayatını kaybettiğini gördüğümüz, mesela programın başında Mustafa Pehlivanoğlu işlemediği bir suçla itham ediliyor. 12 Eylül cuntası tarafından en ağır işkencelere maruz kalıyor. Zindanlarda çile dolduruyor ve 12 Eylül yönetimi tarafından idam ediliyor. Yani bunu kabullenmemiz mümkün mü? Yok. Sonrasında yine dikkat buyurun lütfen. 28 Şubat süreci. Bu da bir darbe. 27 Nisan muhtırası. Ki hepimiz yakından takip ettik. Yani uçaklar yanımızdan uçtu. Evet. Hepimiz o sürecin canlı şahidiyiz. Gazi Meclisimizde işte meydana gelen hadiseleri biliyorsunuz. Evet. 15 Temmuz hain darbe girişimi. Evet. Dolayısıyla bunları düşündüğümüz zaman Türkiye çok ciddi sınavlar verdi. Çok ciddi sınavlarla karşı karşıya kaldı. Fakat bununla birlikte her bir sınavı da başarıyla verdi. Mesela yakın coğrafyasında herhangi bir ülkede darbe olduğu zaman darbe cuntası kendi idaresini kuruyor. Milli iradeyi yok sayıyor, kendi cuntasını oturtuyor. Ama Türk demokrasisi, Türk milletinin sağduyusu, evet, Türk devlet geleneği buna müsaade etmiyor. Darbeciler geliyorlar, mevcut iktidarı deviriyorlar. Ondan sonra yönetimi sivillere bırakmak durumunda kalıyorlar. Ve 100 yıllık işte tarihi birikimden yola çıkarak şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bütün darbelere, olumsuzluklara, kırılmalara rağmen Türkiye'de demokrasinin köklü olduğunu, güçlü olduğunu, Türkiye'nin yönetim şeklinin demokrasi olduğunu, dolayısıyla bunun haricindeki dezenformasyon içeren herhangi bir bilgiye de provokasyona itibar edilmemesi gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz hocam. Bununla beraber tabii demokrasi kültürümüz açısından baktığımızda şu anda gündemimizde de anayasa süreci epey gündeme yansımakta. Bizim ülkemizin, Türkiye'nin anayasa tarihi dediğimizde bizlerle, izleyicilerimizle neler ifade edebilirsiniz, neler paylaşabilirsiniz hocam? Şimdi Osmanlı coğrafyasındaki işte ilk yazılı anayasa Osmanlı hakimiyetindeki Tunus'ta 1861'de işte ilan edildi demiştik. Onun haricinde merkezi anlamda 1876'da Kanun-ı Esasi'den bahsetmiştik. Fakat biz binlerce yıllık bir devlet geleneğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu devlet geleneğinin kendi içerisinde anayasa hükmünde töre dediğimiz işte oturmuş, yerleşmiş bazı teamülleri var. Bunun yazılı hale gelmesi işte 1876 diyebiliriz ama daha arka planında binlerce yıllık bizim bir geçmişimiz, bir tarihimiz söz konusu. Hani bunu göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla hatta daha ilginci hatırlayın, işte program öncesinde de sohbet etmiştik ya işte, evet, Kızılay'ın kuruluş tarihi, işte itfaiye teşkilatımızın, polis teşkilatımızın, PTT teşkilatımızın, tabii milattan önce 200'üne dayanıyor yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi. Daha sembolik bir şey var mı? Keza mesela biz bu yıl işte Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz ama aynı zamanda Türk diplomasisinin, yani Türk Hariciye Teşkilatı'nın da 500. yıl dönümünü kutluyoruz. Evet. Yani böyle bir, bunlar çok ciddi rakamlar. Tabii ki yani böyle bir birikimden bahsediyoruz. Yani o Cumhurbaşkanlığındaki 16 yıldızın her birinin sembolik anlamı çok büyük yani. Evet. Evet, biz daha fazla devlet kurduk filan ama onun sembolik anlamına odaklanmak lazım. İşte o halkanın işte son zinciri de ilelebet yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Kıymetli hocam, son bir dakikamız, hı-hı, kaldı.
Şunu son kez bir toparlarsak vurgulayayım orada o zaman. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 60 darbesinden sonra 61 Anayasası, 80 darbesinden sonra 82 Anayasası, ki şu an yürürlükte darbe anayasası. Bu anayasanın Türkiye'ye yakışmadığını, Türkiye'nin sivil bir anayasayı hak ettiğini, bu anlamda da işte yine ben yakinen takip ettiğim için rahatlıkla söyleyebilirim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kamuoyuna taşındığı 100. yılda 100 maddelik anayasanın, anayasa teklifinin önemli olduğunu ve bizim de darbe anayasasıyla yönetilmek yerine sivil bir anayasaya geçmemiz gerektiğini ifade edebilirim. Çok sağ olun hocam katıldığınız için. Evet. Ev sahipliğiniz için ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. İnşallah yeniden bekliyoruz. Efendim bugün Mehtap Hanım'la beraber Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nasrullah Uzman hocamızla beraberdik. Tabii konumuz en son darbelere geldi. Biz de tabii başbuğumuz Alparslan Türkeş'in çok ünlü bir sözü var. Bütün ülküdaşlarımız da bunu bilir. En kötü demokrasi en iyi darbe iradesinden daha evladır. Efendim, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.